oldu minik kedi? Ah hayır, anneni mi bulamıyorsun? Aman Allah'ım, sakin ol minik kedi. Anneni en son nerede gördüğünü hatırlıyor musun? Anladım. Şuraya bak. Matt burada. O bir polis memuru. Ve eminim ki anneni bulmana yardımcı olabilir. Eğer kaybolursan, Matt gibi bir yetişkinden yardım alman iyi bir fikir olur. Selam Matt. Minik kedi annesini kaybetmiş. Bunu bulmamıza yardım edebilir misin? Harika. Katılıyorum. Bence de araba devriyecinin yardımına ihtiyacımız var. Hadi onları bir arayalım. Frank ve Hector. Minik Katie, Matt'le birlikte eğlence parkında ve annesini kaybetmiş. Bunu bulmak için ikisinin de yardımınıza ihtiyacı var. Yardım edebilir misiniz? Harika. Tam zamanında. Minik Kedi'nin annesini bulmamıza yardım etmek için hazır mısınız? Endişelenme Minik Kedi. Matt'in arkadaşları artık burada. Anneni bulacaklar. Güzel plan Matt. Frank, eğlence parkının içinde gezerek Kedi'nin annesini aramalısın. Hector, sen de uçup onu yukarıdan görebiliyor musun diye bakabilirsin. Ve sen Matt, sen de minik kedi ile birlikte şatonun yanında dur ki annesi onu arayarak gelirse sizi görebilsin. Kaybolduğunuz zaman olduğunuz yerde durmak iyi bir fikirdir. Bulabildin mi Frank? Aramaya devam edin. Buralarda bir yerlerde olmalı. Peki sen Hector, minik kedinin annesini görebiliyor musun? Şuna bakın. O mu? Çabuk Frank, sirk çadırına bak. Hector galiba onu içeri girerken gördü. Orada mı? İşte burada. Endişe etme. Minik kedi güvende. Onu bulduk. Ve şimdi seni de bulduk. Rica ederiz Keti. Yardım etmek araba devriyesinin görevi. Anneni bulmak için bir yetişkinden yardım isteyerek doğru şeyi yaptın minik Keti. Paniklenmedin ve sakin kaldın. Bir dahaki sefere kalabalıkla çok uzaklaşmadığına ve annenin yanında durduğuna emin ol. Kırsalda olmak için ne kadar da güzel bir öğleden sonra.
Selam Harvey. Hı? Ekinlerin hasat zamanının gelip gelmediğini mi kontrol ediyorsun? Ne düşünüyorsun Harvey? Hazırlar mı? Haklısın. Bu mısır başakları gerçekten büyük. Gidip biçer döveri hazırlama zamanı. Bu bebek arabalar da ne yapıyor? Gizlice Harvey'nin tarlasına giriyorlar. Bebek Tom ve bebek Benny hiç gördün mü Harvey? Hey çocuklar! Buraya girmeye izniniz yok. Hasat zamanı burası çok tehlikeli. Görünüşe göre biraz yardıma ihtiyaç var. Endişelenme. Devriye arabası ne yapacağını bilir. Hey devriye arabası! Harvey'nin ekinlerini hasat etmesi gerekiyor. Ama iki bebek gizlice tarlaya girmiş. Onları çıkarmak için yardım eder misiniz? Teşekkürler çocuklar. Çok şükür bu kadar çabuk gelebildiniz. Hava çoktan kararmaya başladı bile. İyi fikir Matt. Eğer güçlü megafonunla bebeklere oradan çıkmalarını söylersen mutlaka emirlerine uyacaklardır. Oyun bitti çocuklar. Devriye arabası burada. Harvey'nin tarlasından çıkma zamanı. Hızlıca. Hava kararıyor. Dışarı çıkmak için yolu biliyorsunuz değil mi? Oo, umalım da Matt'in başka bir planı daha olsun. İşe yaramıyor Matt. Bebekler çıkmak istiyor. Ama çıkış yolunu bilmiyorlar. Ve uzun başaklar yüzünden önlerini göremiyorlar. Bu harika bir fikir Matt. Hector, tarlanın üstünde uçarak onların nerede olduğunu görebilir misin? Frank, senin görevin tarlaya girip bebeklere ulaşana kadar Hector'ın emirlerini takip etmek. Tamam mı? Oo. Ve Frank ilerlerken su hortumunu çöz. Göreceksiniz. Onları görebiliyor musun Hector? Haklısın. Bu ışıklar Ben ve Tom'a ait olmalı. Ve Frank de orada. Frank'e yönleri bildiriyor musun? Harika, işe yarıyor. Merak etmeyin bebekler, yardım gelmek üzere. Onları buldun Frank. Şimdi tek yapman gereken çıkış yolunu bulmak. Ama hava karardığı için bu çok da kolay olmayacak. Hector'ın yardımıyla bile. Tabii ki. Matt geri dönerken takip edilmen için su hortumunu çözmen gerektiğini sana söylemiş olmalı. Ben, Tom, tüm yapmanız gereken Frank'i takip etmek. Frank geri dönüş yolunda. Bebeklerle birlikte. Mavi mi mavi mi baba?
Onları görebiliyor musun Matt? İşte oradalar. Çok şükür herkes güvende. Harika iş çıkardınız çocuklar. Bebekleri buldunuz ve kurtardınız. Ve Harvey de güvenli bir şekilde ekinlerini hasat edebilir. Bu doğru. Hasat için fazla karanlık oldu. Ama donut yemek için çok da geç değil. Her şey için teşekkürler devriye arabası ve bebekler. Gelecekte Harvey'nin tarlasından uzak durmayı sakın unutmayın. Devriye arabası. Selam Lily, selam bebek Carrie. Bebek Lily'nin yarışını mı izliyorsunuz? Kazandı. Bebek Lily kazandı. Aferin sana bebek Lily. En yüksek puanı aldın ve büyük ödülü kazandın. Olamaz. Ödül kaybolmuş. Ağlama bebek Lily. Devriye arabalarını çağıracağız. Onlar ödülü kimin aldığını bulurlar. Bir sorun var çocuklar. Bebek Lily araba yarışında birinci oldu. Ama birisi onun ödülünü aldı. Yardımcı olabilir misiniz? Harika. Hadi gidelim. Devri arabası kayıp ödülün gizemini çözmeye geldi. Burada neler olmuş öğrenelim. Bakalım. Herkes ödülü yarıştan önce gördü, değil mi? En son kim kutunun yanındaydı? Bebek Carrie mi? Ama onun ödülü alması için hiçbir sebep yok ki. Hector, okulun çevresinde uçup bir şey görecek misin diye bakmaya ne dersin? Bir not mu? Görünüşe bakılırsa ödülü ben aldım ve bir hata yaptım. Bebek Lily onu alacak yazıyor. Olamaz. Birisi bebek Lily'nin peşinde gibi görünüyor. Bu notu Matt ve Frank'e göstersek iyi olur. Bakın, yerde tekerlek izleri var. Bu beyaz toz da ne? Un mu?
Birisi bebek Lili'nin peşinde gibi görünüyor. Değil mi Matt? Ha? Bebek Carrie de olayın içinde. Ama bir yanlış anlaşılma mı var? Aha. Bu bebek Carrie. Ve ödül de onda. Bir not bıraktığını biliyoruz bebek Carrie. Ama kulağa biraz tehdit gibi geldi. Ödülü ben aldım ve bir hata yaptım. Bebek Lili onu alacak. Bu ne demek? Aa, notta şu yazıyor. Bir pasta yaptım. Bebek Lili pastayı alacak. Şimdi her şey anlaşıldı. Tıpkı ona benzeyen bir pasta yapmak için ödülü alman gerekiyordu. Gizem çözüldü millet. Yardımlarınız için teşekkürler devriye ekibi. Tebrikler bebek Lili. Artık iki ödülüm birden oldu. Şimdi pasta zamanı. Hoşça kalın millet. Sonra görüşürüz. Selam bebekler. Eğleniyor musunuz? Bebek Pickle FIFA şampiyonasında oynuyormuş gibi yaptıklarını söylüyor. Olamaz. Umarım topunuzu kaybetmemişsinizdir. Bakın işte top. Dikkatli ol bebek Pickle. Olamaz. Sanırım bebek Pickle mahsur kaldı. Harika fikir bebekler. Devriye ekibi ne yapacağını bilir. Merhaba devriye ekibi. Maçınızı böldüğümüz için üzgünüz ancak yardımınıza ihtiyacımız var. Bebek Pickle topunu kurtarmak için akıntıya doğru gitti. Ama şimdi oradan çıkamıyor. Gelip ona yardım edebilir misiniz? Bu harika. Bebek Pickle burada değil. Akıntıya daha da çok kapılmış olmalı. İşte bebek Pickle. Harika fikir Frank. Bebek Pickle'ı bu kancayla sudan çıkarabiliriz. Bebek Pickle hareket edemiyor. Sanırım Matt'in bir fikri var. Endişelenme bebek Pickle. Devriye ekibi seni oradan çıkarmanın bir yolunu bulacak. Şişme bir can simidi. Matt'in aklından ne geçtiğini biliyorum. Simide ulaşmaya çalışabilir misin bebek Pickle? Ha.
İşe yaradı. Bakın bebekler, Frank bebek Pickle'ı geri getirdi. Bebek Pickle onu sudan çıkardığın için teşekkür ediyor. Bir dahaki sefere daha dikkatli olacağına da söz veriyor. Bebek Pickle sana futbol maçında meydan okuyor. İyi eğlenceler millet. Sonra görüşürüz.